Evet değerli izleyenler, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de gündem özel programında karşınızdayız. Artı TV ekranlarında tam 3 saat boyunca bu ekranlarda olacağız. Saat 23'e kadar bu haftanın öne çıkan gelişmelerini mercek altına alacağız. Tabii bu hafta 3 tane temel konu var. İkisi siyaset, biri ekonomi. Aslında her hafta olduğu gibi bu hafta da ekonomi gündemimizde, bir sonraki hafta da gündemimizde olacak. İktidarın bu ekonomi politikalarıyla birlikte biz her gün aslında ekonomiyi konuşacağız sizlerle birlikte. Tabii çeşitli ara başlıklarla, çeşitli konuklarla, farklı yorum ve fikirlerle bu süreci detaylı bir şekilde konuşacağız. Biraz sonra Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıçkoçyiğit konuğumuz olacak. Biliyorsunuz Halkların Demokratik Partisi 27 Ağustos'ta kongreye gidiyor. Çalıştaylar, konferanslar ve kongre süreci. Halk toplantılarını Temmuz ayı içerisinde yaptılar. Halk toplantıları sonrası parti meclisi MYK toplandı ve bu kongre tarihi ortaya çıktı. Tabii bu halk toplantıları nasıl geçti? HDP'ye bir seferlik bile oy vermiş olan seçmen ya da daha önce kemik HDP seçmeni Halkların Demokratik Partisi'nin, Yeşil Sol Parti'nin bu seçim sürecine ilişkin partilerine yönelik eleştirileri, öz eleştirileri nelerdir? Tabii ki de sırf seçim odaklı bakmamak lazım ki bunu Halkların Demokratik Partisi her defasında dile getiriyor parti yetkilileri. Sırf seçim odaklı yapılmadığını bu toplantıların daha yapısal sorunlara, daha iyi, en azından sorunun teşhisi açısından bu toplantıların önemine dikkat çektiler. Ve tabii ki de şimdi yerel seçimleri 8 ay kaldı. Merakla bekleniyor. Halkların Demokratik Partisi'nin, Yeşil Sol Parti'nin yerel seçimlerde tavrı ne olacak? Daha doğrusu evet bu sürece çok var, ancak fikri nedir HDP'nin ve Yeşil Sol Parti'nin? Yerel seçim çalışmalarının startı verildi mi sorularına yanıt arayacağız. İkinci bölümde saat 9'da yine HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Rıdvan Turan ve CHP Milletvekili Ayhan Barut konuğumuz olacak. Tarımı konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, üreticiyi konuşacağız değerli izleyenler. Üretici perişan, çünkü girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte, hani girdi maliyeti nasıl artıyor peki değerli izleyenler? Hemen ona bir parantez açalım. Her gün o televizyonların sağ alt kenarında yer alan döviz kurları değerli izleyenler. Dışa bağımlı bir ülke olduğumuzdan kaynaklı her şeyi dıştan alıyoruz. Benzin dolara göre yükseliyor, avroya göre yükseliyor. Doğalında sadece bir örnekte bu. Girdi maliyetleri artıyor. Üretici perişan durumda. Çünkü ya malları elde kalıyor, çürüyor ya da satamıyor. Devlet bu konuda yeterli desteği yapmıyor. Peki ülke nasıl bir tarım politikasına geçmeli ki tarım düzelsin, tarım coğrafyası olan Türkiye'de tarıma değer verilsin? Çiftçinin sorunları, derdi neler? Ve tabii ki de ekonomideki bu tablo değerli izleyenler, hemen hemen her geçen gün yurttaş daha da fakirleşiyor, daha da yoksullaşıyor. Ancak yoksullaşmayan bir kesim var ki onlar hız kesmeden son sürat zenginleşmeye, varlıklarına varlık katmaya devam ediyor. Bu temel çelişkinin sebebi nedir değerli izleyenler? Bu sorulara yanıt arayacağız. İki değerli konuğumuzla birlikte, tabii ülkenin her tarafında da işçi eylemleri, grevleri var. Bugün Antep'te işçiler direndi ve kazandı. Bunu da konuşacağız, bunu da soracağız. Ve son bölümde tekrardan siyasete gireceğiz. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi genel başkan yardımcısı İsmet Özdemir'e bir not verdi. O notu da İsmet Özdemir, CNN Türk programcısı ve Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat iletti. Hande Fırat da CNN Türk ekranlarında o notu okudu. Neydi o not? MHP yerel seçimlerde İYİ Parti'ye gelin beraber komşu olalım diye seslenişini okudu. Bir çağrıydı bu. MHP'nin İYİ Parti'ye yuvana geri dön çağrısıydı kabaca, tabiri caizse değerli izleyenler. İYİ Parti de buna milliyetçileri, vatanseverleri, vatanperverleri biz İYİ Parti'ye bekliyoruz diye bir yanıt verdi. Yani MHP'nin, milliyetçilerin, vatanseverlerin, vatanperverlerin partisi olmadığını, İYİ Parti'nin bu parti olduğunu bir şekilde ifade ettiler ve bunu reddettiler. Tabii MHP'den buna tepkiler de geldi.
Tabii kulislerde de farklı konular konuşuluyor. Konuşulan konulardan biri de şu değerli izleyenler. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Devlet Bahçeli'nin bunu bir taktiksel hamle olarak bu çağrıyı yaptığını, zaten İYİ Parti ile İYİ Parti'yi çağırmak gibi, İYİ Parti ile ortak hareket gibi bir dertlerinin olmadığını, ancak bu süreçte İYİ Parti'yi tırnak içerisinde söylüyorum, yorumlar kulisler bu şekilde, CHP daha da iterek, son seçim sonuçlarından baz alarak daha da işte CHP'yi iterek son seçim sonuçlarının tekrarlanması yönünde bir sonraki seçimde bir taktiği olduğu iddia ediliyor değerli izleyenler. Kulislerde de bu konuşuluyor. Hem bunu konuşacağız son bölümde, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları var. Değişim tartışmaları devam ediyor. Bu bağlamda birçok ilde ilçe kongreleri oluyor. Yarın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklaması olacak. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrardan aday olduğunu ilan edecek, ya genel başkanlığa aday olduğunu ilan edecek, ya da dün ne dediyse aynısını söyleyecek, değişim şart diyecek değerli izleyenler. Bunu da Medyascope yazarı Gürkan Çakıroğlu ile konuşacağız saat 22'de. Evet, çok uzattık. Gündem özel başlıyor değerli izleyenler. Hiç zaman kaybetmeden konuğumu takdim edeyim. Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit aramızda. Sayın Koç Yiğit merhabalar, hoş geldiniz. Beklettik sizi, kusura bakmayın. Estağfurullah, iyi akşamlar, hoş buldum. Evet, Türkiye'de siyaset yoğun, birçok konu var ekonomiden siyasete. Bizim için de yoğun geçecek bugün ama ilk önce Halkların Demokratik Partisi ile Yeşil Sol Parti ile başlayacağız. Sayın Koç Yiğit, şimdi seçim sonrası sizle de daha önce bu ekranlarda konuştuk. Birçok partili milletvekiliyle de yöneticiyle de konuştuğumuzda işte HDP bu süreci, Yeşil Sol Parti bu süreci halka inerek sorunun teşhisini yapma kararı almıştı. Bu bağlamda halk toplantıları yaptınız. Yoğun da geçti. Aslında biz de yayınlarda sürekli vekilleri bağlamak için aradık ama toplantılarda oldukları için çok da ulaşamamıştık. Oradan da iyi biliyoruz bir şekilde. Şimdi bu toplantılar nasıl geçti? Sizin gözleminiz, değerlendirmeniz nelerdir? Dilerseniz ilk önce buradan başlayalım. Daha sonra adım adım yurttaş, HDP'li seçmen ne diyor? Nasıl bu süreci atlatacak? Onlara da geliriz. Sizin gözleminiz nelerdir? Buradan başlayalım Sayın Koç Yiğit. Öncelikle bizi izleyen herkesi ben de saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Tabii biz seçimden sonra özellikle aslında 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasını çok hızlı bir MNK yaparak ikinci tura hazırlık süreci olarak değerlendirdik. Ama ikinci turdan sonra çok hızlı bir Merkez Yürütme Kurulu yaptık. Ardından diğer bütün kurullarımızı gerçekleştirdik ve çok yaygın bir şekilde aslında toplantılar serisi düzenledik. Özellikle il ilçe toplantılarımızı gerçekleştirdik ve bu anlamıyla aslında örgütümüzün en küçük birimine kadar gerçekten arkadaşlarımızın, parti yöneticisi olan arkadaşlarımızın ne düşündüğünü, sürece dair eleştirilerini, partinin genel merkezine ilişkin eleştirileri ve aynı zamanda kendileri de sürecin bir parçası olduğu için süreç karşısındaki öz eleştirel pozisyonlarını dinledik ve bunları karşılıklı tartışarak deyim yerindeyse bir ortaklaşma, bir aynı bakış açısını kazanma noktasında da bir toplantılar silsilesi yaptık. Bunun son halkası aslında yerel toplantılara, çok yaygın bir şekilde halk toplantılarıydı. Bu konuda da bir formel bir il ilçe binasındaki toplantı almak şeklinde değil, en yaygın şekilde sokakta, kahvede, işte köylerde dahil birçok yerle işte halkımızla bir araya gelerek yine süreç karşısındaki eleştirilerini dinleme imkanı bulduk. Tabii şöyle, bu seçimin bizden bağımsız olarak yüklenen anlamlar vardı. Kısmen biz de böyle bir hataya düştük. Yani çok büyük böyle ciddi bir şekilde değişimin geleceğini işte 28 Mayıs'tan sonra, daha doğrusu 14 Mayıs'tan sonra her şeyin çok farklı olabileceğine dair çok yoğun bir propaganda oldu ve o anlamıyla umudun en yüksek olduğu muhalefet açısından gerçekten bu Erdoğan rejiminden kurtulmak için çok ciddi bir beklentinin olduğu bir ruh hali vardı. Tabii doğalında bu gerçekleşmeyince paraleli de çok büyük bir umutsuzluk ve çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Biz de bunu gözlemleyebiliyoruz. Hem tabanımızda bunu çok derin ve net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz kendi arkadaşlarımızda. Hem de aynı zamanda aslında toplumun geniş kesimlerinde de bu hayal kırıklığının, bu umutsuzluğun, bu başaramadık duygusunun
çok yaygın ve yerleşik olduğunu diyoruz. Aslında bizim belki de ilk mücadele ettiğimiz duygunun, ilk mücadele ettiğimiz başlığın bu olduğunu ifade edelim. Yani biz örneğin herhangi bir sistem içi parti gibi böyle seçimi her şeydir, seçimle her şeyi değişir diyen bir yerde zaten hiçbir zaman olmadık. Evet. Hatırlayın, çok uzun bir süre halkı sokaktan uzaktan tutmaya çalışan muhalefet partiler vardı. Özellikle evet. CHP'nin işte bekle insanlık gelecek, bekle insanlık gelecek. Biz o dönemde söyledik, ben sizin de programınızda, yine birçok programda da söyledim. Mesele sandık değil, sandığa giderken toplumsal mücadeleyi kabartmak ve sokaktaki o mücadele hattını derinleştirmektir. Ama tabii tek başına ne yazık ki buna gücümüz yetmedi. Diğer partiler de bunu çok sadece oraya tahvil edince, sonuçta kötü çıkınca çok derin bir şey oldu. Biz o anlamıyla bu mücadelenin çok süreyen bir mücadele olduğu, yani demokrasi gibi bir Orta Doğu ülkesi olan Türkiye'de, kurulduğundan beri hiçbir zaman demokratikleşmemiş bir Türkiye'de, sürekli 10 yıllık kesintilerle demokrasisi, var olan demokrasisi baltalanmış bir Türkiye'de, son 2015'ten beri de sistematik olarak Türkiye'deki özellikle Kürt siyasal hareketini ve demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalışan Türkiye'de bunun böyle olmayacağını, bir araç olduğunu ama en nihayetinde meselenin bir halk mücadelesi, bir daha geniş kesimlerle bir meşru barışçıl sokaktaki mücadele hattı olduğunu anlatmaya, ifade etmeye çalıştık. Bu anlamıyla ben çok ciddi bir yere oturduğunu ifade etmek isterim. Tabii diğer mesele biraz daha seçim endeksli olan tartışmalar. İşte aday belirleme yönteminden tutalım da kampanyamızın kendisine, işte Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmama meselemize kadar bir dizi halkımızın bize yönelik eleştiriler vardı. Bir kısımda bilgi eksiklikleri vardı. Örneğin bunu da çok gözlemledik. Yani İşte son dönemlerde gerçekten örgütlerimizin zayıflaması nedeniyle aslında aldığımız kararları, siyaseten aldığımız kararları halkımıza anlatamadığımızı, yeterince ifade edemediğimizi, hangi kararı niye aldık meselesinde halkımızın kafasının karışık olduğunu gördük. Bu anlamıyla da bir gerçekten bir nasıl diyelim bilgilenme, bunu bundan yapmış oldu diyen, tam da yerli yerine oturtan bir süreç oldu. O anlamıyla da gerçekten çok verimliydi. Çok uzun süredir bizim halkla buluşmamızın önünde çok ciddi engeller var. Bu seçim kısmen buna da vesile olmuş evet. oldu. Yani bütün bu seçim tartışmaları ve tartışmayı şuradan yürütüyoruz zaten. Biz halkımızla hiçbir zaman kurduğumuz ilişki klasik bir parti ve seçmen ilişkisi olmadığı için mücadeleyi nereden ayağa kaldırabiliriz? Birlikte nasıl mücadele edebiliriz? Mücadelede ne eksik kaldı? Neyi yapmalıyız? Neyi tamamlamalıyız? Daha iyi yapabiliriz sorularıyla aslında süreci götürdük. O anlamıyla da hem gerçekten güç aldığımızı ifade edebilirim. Çünkü halkımız bize evet yer yer parmak sallıyor, yer yer uyarıyor. Yer yer küçük tatlı dokunuşlarla dediğim yerindeyse kendinize gelin diyor. Ama en nihayetinde biz buradayız, beraberiz, bu parti bizim partimiz diyen aslında o anlamıyla diğer partilerden belki de en ayırt edici özelliği yani hayır sen bunu yapamazsın çünkü benim mücadele örgütümsün aynı zamanda. Yani klasik bir parti değilsin. O çok önemli bir ayrıntı ama. Evet, hattı var. O anlamıyla bize de güç kattı. Onu ifade edebilirim. Evet, şimdi bakıyoruz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim sürecine şimdi il ilçe kongreleri var. Onları da takip ediyoruz. Zaten mesela değişim diye başlayan süreç 2,5 aydır hep isimler üzerinden gidiyor ama sizin de belirttiğiniz gibi şimdi Türkiye'nin en politik seçmenlerinden birisi, en politik seçmeni de politize olmuş seçmeni aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi ve daha önce kurulan partilerin seçmenleri aynı zamanda baktığımızda. Tabii daha böyle yani isimler hep ikinci planda. Hiçbir zaman aslında işte A, B, X, C yüzünden böyle olduğundan ziyade daha böyle derin konular konuşuluyor, tartışılıyor. Peki şimdi bir kongre süreci de olacak. Bizim anladığımız, gördüğümüz, takip ettiğimiz bu sürecin gerçekten çok verimli geçtiği ve kongre sonrası da yeni bir dönemin başlayacağına işaret. Bu yeni dönem nasıl olacak? Halkların Demokratik Partisi, Yeşil Sol Parti yeni dönemde kongre sonrası süreçte
Nasıl bir pozisyon olacak Türkiye siyasetine karşı? Çünkü kangrenleşmiş, yani kronikleşmiş sorunlar var. Mesela onlardan birisi Kürt sorunundaki demokratik çözüm noktası, demokratik kısmı bir türlü olmuyor. Tabii geçmişte bunun deneyimleri oldu ama iktidar tarafından hep bozulan bir süreçten bahsediyoruz. Belki iktidar değişikliği olsa bir şeyler daha işte tartışılabilir, daha değişik olabilirdi ama o da olmadı. Yani Kürt sorunun demokratik çözümü noktasında güvenlikçi politikaları benimsemiş bir iktidar var şu an karşımızda. Önümüzde yerel seçimler var. Tabii hepsine ayrı ayrı geleceğiz ama yeni dönemde HDP'nin perspektifi ne olacak? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında tam da öyle. Halkımız bizim siyaset yapma biçimimize, siyaset çizgimize yönelik eleştiriler yapıyor. Örneğin en temel eleştirilerden birisi, örneğin üçüncü yol diye tariflediğimiz, üçüncü yol, üçüncü kutup, üçüncü cephe diye de farklı şekillerde de adlandırılan üçüncü yol çizgisini mesela neden belirginleşmediniz, bunu neden anlatmadınız anlatmadığımıza yönelik tartışmalarda. Şimdi yeni bir sürece başlıyoruz ve burada aslında bütün bir siyasetimizi çok yönlü olarak ele alıyoruz. Yani birincisi diyelim ki örgütsel yapımıza yönelik sorunlar nedir? Bunları nasıl giderebiliriz? Siyaset yapma biçimimizde aksayan yönler nedir? Bunları nasıl giderebiliriz? Üçüncüsü sokağı kullanma. Gerçekten sokaktaki o mücadelenin devam ettirilmesi, özellikle bu kadar kanonize edilen sokağın aslında meşruiyetinin yeniden tesis edilmesi meselesinde nasıl bir mücadele hattı olabilir ve tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin en başat sorunu olan ve diğer sorunları da besleyen, yani bugün kadın sorununa da kaynaklık eden, bugün ekoloji sorununa da kaynaklık eden, bugün işte yoksulluğa da bir dolaylı olarak bir biçimde etki eden Kürt sorunun demokratik yollardan çözülmesi, işte meclisin etkin kullanılması gibi bir dizi başlıkta da yeni yaklaşımlar, yeni ne yapabiliriz tartışmalarını yürütüyoruz. O anlamıyla zaten 27 Ağustos'ta HDP'nin kongresi gerçekleşecek ve bu kongrede HDP'nin tüzel kişiliği devam etmek beraber yeni döneme aslında Yeşil Sol Parti ile devam etme kararı aldık. Bu evet, hem HDP'nin kendi kurullarında tartışarak aldığı bir karar, hem de aynı zamanda Yeşil Sol Parti'nin kendi kurullarında ve yine ortak kurullarda da tartışarak aldığımız bir karar ve yine bu süreci halkımızla da tartışarak ifade ettik. Çünkü bunu da özel olarak ifade etmek istiyorum. Yol haritasında onların da emekleri var. Bu anlamıyla yeni dönemde şöyle çok kilit, yani biz ana muhalefet pozisyonunda olan bir partiyiz. Şunu çok iyi bir şekilde gördük aslında. Türkiye'de iki siyasi çizgi var. İşte biz bunu bir restorasyoncu akıl diye işte biraz daha Millet İttifakı olarak tarif ettiğimiz çizgiyi daha restorasyoncu, daha palyatif çözümlerle yol almaya çalışan bir çizgi olarak ifade etmiştik. İşte diğer çizginin zaten bugün faşizmi kurumsallaştırmaya çalıştığını, statükocu bir yerde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ama neredeyiz? Bu iki çizgi arasındaki farkın gittikçe silikleştiğini, aslında o müesses nizamı koruma noktasında çok da birbirlerinden farkları olmadığını, bir nüans farkına indirgenen bir yer olduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla gerçekten bu ülkedeki demokratik siyasetin çizgisini biz temsil ediyoruz. Demokratik siyaset çizgisinin en iyi şekilde temsil edilmesi, bütün süreçlerde örneğin etkin olarak gerçekten söz söylenmesi, etkin olarak meclisin kullanılması ve bu kadar nasıl diyelim, hani AKP'nin özellikle siyaseti sadece yapmak değil, bir şekilde muhalefeti de biçimlendirdi bir yerden. Evet. Yani Kürt sorunu üzerinde muhalefete de sınır çizdiği, muhalefeti de biçimlendirdi bir yerde. Bütün bu kalıpları kıracak, bütün bu kalıplara müdahale edecek ve hani hakikati çok daha yüksek sesle söyleyecek bir siyaset biçimini halkımızla beraber devam ettiriyoruz. Dönem dönem kantarın topuzu kaçıyor. Yani ya çok meclis odaklı bir çalışma ekseni oluyor ya çok fazla işte yerel bir siyaset tarzı oluyor. Ama bu dönem açısından bunları çok daha birbiriyle bakışımlı götürdüğümüz bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin o kadar çok sorunu var ki inanın aslında. Ben şunu söylüyorum hiçbir zaman, her zaman. Yani biz siyasetçiler gerçekten biraz sanırım ya bu konuda bir beceri yoksunluğumuz ya var ya da gerçekten yeterli bir çabayı hep beraber sarf edemediğimiz için bugün buradayız. Sadece bugün ekonomik mesele, yani bu yoksulluk meselesi Türkiye'de bu iktidarı götürmek için yeterli bir başlık. Yani bu iktidarı değiştirmek açısından, yeni demokratik bir sistemi kurmak açısından. Ama şimdi yıllardır işte özellikle de muhalefetin
sistem içi olanlar diyoruz biz ona. Yani daha burcu partiler açısından, daha ana muhalefet açısından, evet, ifade edelim. O kadar çok bu şekilde bu siyasete eklemlendiler ki, gerçekten o kadar çok bu siyaseti besleyen yaklaşımlar oldu ki, yani işte Yeni Kapı'dan tutalım başka şeylere kadar yüzlerce, binlerce örnek sayabiliriz ve bugün artık ayırt edici bir söz bile söyleyemez hale geldiler. İşte programları gördük seçim öncesi, yani birininki tam neoliberal programsa, birininki onun bir tık altına gelen, işçiyi de görmeyen, emekçiyi de görmeyen, yoksulu da görmeyen programlardı. İşte bütün bunları çok daha esaslı bir yerden ortaya koyan, gerçekten halkın sözünü, halkın taleplerini, halkın isteklerini ve güncel yakıcı sorunlarını da kendi gündemiyle her gün buluşturan bir yerden siyaseti kuracağız. O anlamıyla Yeşil Sol Parti olacak yeni siyasetimizin adresi. Adı değişecek, tüzüğü değişecek doğal olarak. Çünkü biz bir koalisyon partisiyiz aynı zamanda. Yani altı partinin bileşimi bir partiyiz. O anlamıyla Yeşil Sol Parti'nin de yeni dönemde buna göre uyarlanması, tüzüğünün, programının, çünkü bizim tüzük ve programımız gerçekten Türkiye'deki en ilerici tüzük ve program. Bunu çok açık ve net, büyük bir gururla ifade edebilirim. Türkiye'deki bütün sorun alanlarını mücadele başta olarak kapsayan, en demokratik işleyişi kendisi için hedef koyan ve gerçekten Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik bir sosyal cumhuriyetin kurulması gibi çok bir temel bir perspektifi olan bir tüzüğümüz ve programımız var. Bu anlamıyla bu programı da tabii ki yeni partimizin programıyla uyumlu hale getireceğiz. Yani yerel seçimler açısından ayın 17'sinde bir yerel yönetim kadın kurultayımız var. Oraya gelmeden önce şunu sorayım. Çok özür diliyorum. Oraya gelmeden önce şunu sorayım. Peki isim konusunda böyle birden fazla öneri var mı? Sizden alabilir miyiz onları acaba? Bunu sormam gerekiyor. Çok... Evet, evet. Şöyle söyleyeyim. Öneri havuzumuz çok geniş. Bu konuyu özel olarak da halkımız kendisine dert edinmiş. Ben Kars'taydım ve bugün döndüm. Çok hızlı bir günlük bir gidiş gelişim oldu. Herkesin şeyi, yani isim konusunda ne oldu? Bizim de isim önerilerimiz var. Yani ben gittiğim her yerde böyle isim önerileri not ediyorum. Sosyal medyadan çok ciddi bir şekilde isim önerileri geliyor. Hani biz biraz daha HDP kongresini bitirdikten sonra isim ve diğer tartışmaları yürüteceğiz. Çünkü ikili bir şey yürütmek gerçekten çok yorucu ve zor oluyor. O anlamıyla isim önerilerine son güne kadar açız, yani son bir haftaya kadar. Herkes bu konuda önerilerini yazabilir. Halkımız da çok, gerçekten çok yaratıcı, çok güzel isim önerileri geliyor. Ben inanıyorum ki hem geleneğimize, tarihsel olarak aslında hepten başlayıp kapatılan bütün o parti geleneklerimize, ki özellikle bölgede halkımızın alışık olduğu o çağrışımı yapacak bir parti. Ama aynı zamanda HDP'nin de biliyorsunuz Türkiye'de artık siyasette çok önemli bir yeri vardı. Dünya siyasetinde tanınan bir parti, yani HDP'nin kendisi. Onun da devamı olabilecek, onu da şey yapacak bir şekilde bir ismi seçeceğiz diye düşünüyorum. Evet, lafınızı kestim ben, özür dilerim. Yerel seçimlerle ilgili yerel seçimler başlığına geçmiştik. Geçmiştiniz. Şimdi tabii önümüzde bir yerel seçim de var. Tabii daha erken. Peki mesela bu bağlamda şimdiden mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP daha doğrusu, şimdi yerel seçim çalışmalarını başlattılar. Zaten 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti. İstanbul ve Üsküdar'ı buraya alacağız diye demişti. Şimdi kabine üyelerinden tutalım da milletvekillerine kadar sahaya iniyorlar. Zaten şimdi yavaş yavaş sosyal medyada da görünür olmaya başladı işte. İşte videolar çıkıyor. İşte belediye başkan adayı olması muhtemel eski 3 dönem kuralına takılan vekiller alanlarda. Daha sonra diğer vekiller, kabine üyeleri de çıkacak. Ancak şimdi muhalefetin... 3 dönem yapanlar hiç gitmesin zaten. Böyle bir mezara kadar bir şey olsunlar zaten. Yani 3 dönem vekil, sonra belediye başkanları. Son nereye gider bilmiyorum. Sizin bahsettiğiniz işte mesela muhalefetin diğer kalanında da bu algı var ya biraz da. Mesela bir değişim ama 40 yıldır, 50 yıldır bu işin içerisinde olan isimlerle hala böyle şeyler konuşuluyor bir yandan da. Sanki daha çok bu profesyonel mesleğe dönüşmüş siyasetçilik, tırnak içerisinde söyleyeyim ama sırf siyaset için siyaset tabii bu da. Şimdi bunu tabii aktarın demek... Yani siyaset biraz böyle bir şey sanırım. Biraz. Yani şimdi bize yönelik de eleştiriler geliyor. Hani kendimiz de içinden görüyoruz, yani lütfen yanlış anlamayın. Parti olarak çok böyle
asla bu derecede öyle şey bir yerde değiliz. Ama bize yönelik de eleştiriler var. Belki bu iki dönem kuralı niye işletmeniz diye. Örneğin mesela biz buna çok azami düzeyde dikkat etmeye çalıştık. Evet. Bizim meclis grubumuzun şu anda diyelim ki sadece 10 vekilimiz geçmiş bir önceki dönemde vekillik yapan arkadaşlar, diğerlerinin hepsi değişti, hatta çok şaşırıyorlar. Biz meclise gittiğimizde diğer partiler, ya eski arkadaşlardan kimse yok, hani vekilleriniz hepsi değişmiş, niye bu kadar çok değiştirdiniz diyen şaşıran bir yerden var, ama o kadar değişime rağmen de halkımız da diyor hayır o kadar da değil, hepsini değiştirmeliydiniz diyen ya da evet, hiç kimse olmamalıydı diyen bir yerde var. Hani işin latifesi, ama bu meselenin halka rağmen, halk için siyaset yapmada bununla aşılan bir şey olduğunu görüyoruz. Yani işte siyasete yeni taze kan taşımayınca, işte 40 yıldır aynı isimlerle aynı tartışmaları yürüttüğünüzde, valla ben size söyleyeyim, yani belli bir süre sonra heyecanınız da ölür, halk dediğiniz o meseleye yabancılaşırsınız, o gerçekliği de görmeyecek hale gelirsiniz. Hani onun için bu koltuktan in, şu koltuğa bin, o koltuktan da başka bir şey. Yani bunun kendisinin etik bir problem yarattığını da ifade etmek gerekiyor. O anlamıyla hani bunun bir siyasette çürüme hali olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bu büyük bir çürüme hali ve Türkiye'deki siyasette, özellikle bu siyasi partiler kanunun değişmemiş olması, bu kadar işte demokratik olmayan bir yönetim sisteminde yaşamamız, neredeyse halkın değişim taleplerinin de aslında baskılanmasını getiriyor. Bu anlamıyla ben gerçekten kendimizi şanslı olarak hissediyorum. Örneğin bizde hani en ufak eleştiri bile, ya işte gidelim dinleyelim ne yapabiliriz, bu bir değişim talebi var ya da şu eleştiri var, hani bu bir sorumluluk aynı zamanda. Yani niye bu kadar kesinlikle eleştiriliyoruz diye kendimizi sorguluyoruz, yani niye bu kadar eleştiriliyoruz, ama maalesef bunun olmamasını görmek üzücü. Bu statik olma hali, yani her şeyin bu kadar statikleşmesi, işte siyaseti de çürütüyor, demokrasiyi de ilerletmiyor ve en nihayetinde birbirine benzeyen, çok da bir farklılık ifade etmeyen bir siyasi tabloyu da çıkarıyor. Hani bir başlık olarak açıldı, öyle devam edelim. Yerel seçimlere ilişkin, evet, şunu söyleyeyim. Yani siz ifade ettiniz, şimdi tabii AKP'nin çok temel bir siyasal hedefi var. Çünkü aslında genel seçimlerde en büyük yenilgi, yani en büyük gerilemeyi alan parti oy oranı olarak. Ama sonuçta meclis çoğunluğunu aldı, cumhurbaşkanlığını aldı. Şimdi bunu bir şekilde, aslında bu oy gerilemesini özellikle de büyük şehirlere alarak, bölgede de bizim elimizdeki şu anda iki dönemdir kayyum eliyle yönettiği ama bir türlü rıza üretemediği şehirleri elimizden alarak bir şekilde aslında yerel seçimde bir rıza üretmeye çalışıyor. Çünkü öbür türlüsü, yani mevcut aritmetiğe baktığımız zaman tam anlamıyla AKP'ye yönelik bir rıza üretilmiş diyemeyiz. Yani işte çok büyük bir oranda toplumun yarısı aslında AKP karşıtı bir kampta ya da Cumhur İttifakı karşıtı bir kampta ve bu yönetme becerisi açısından aslında çok büyük bir sorunsallık. Bir de kalan, şöyle düşünelim, aslında o kendisinden olmayan %50'ye yönelik de her gün şiddet, her gün baskı, her gün ötekileştirme, her gün dışlama politikasını da devam ettiriyor. Bu anlamıyla aslında çok ciddi bir sorun var. Yönetme kabiliyetini yitiren ve Türkiye'de de aslında neredeyse toplumun ortasında böyle çok temel bir yarılma hattı yaratılmış durumda. Biz ve onlar duygusu çok temel bir duyguya dönüş. Şimdi yerel yönetim seçimleriyle kısmen özellikle de büyük şehirleri alarak aslında yeni bir yerel yönetim anlayışı, topluma ulaşmak gibi amaçları var. Ama en nihayetinde de özellikle de Millet İttifakı'nı dağıtarak, yani dağılmasını sağlayarak, bunu bir siyasi başarı olarak görmemiz gerekiyor AKP cephesinden. Eğer yerel yönetim seçimlerinde bir ittifak yapmazlarsa, en nihayetinde bunun muhalefeti dağıtmak açısından bir başarı olduğunu Millet İttifakı açısından ifade etmemiz gerekiyor. Bunu sağlamak gibi bir özel hedefleri var. Siz de girişte, evet, ifade ettiniz, işte MHP Genel Başkanı'nın İYİ Parti'ye dönem dönem işte yuvana dön evladım, evet, çağrılarını duyuyoruz. Ama bunun en nihayetinde aslında o kampta kaldıkça marjinalleştirmek, o kampta kaldıkça, evet, aslında bir şekilde sınırlandırmak gibi bir amaçları olduğunu görüyoruz. Bizim açımızdan biz bütün kayyumun elindeki kentleri almak birinci hedefimiz. Yani bu birincisi. Bölgede alabileceğimiz maksimum bütün belediyeleri almak. O anlamıyla da bizim ölçümüz aslında 2014 yerel yönetim seçimlerinde o zaman BDP'nin elinde olan işte 102 belediyenin üzerine çıkmak gibi bir hedefimiz var. Yani bunu bir iç hedef olarak ifade edelim. Bunu bir kamuoyuna deklar edilmiş bir tutum olarak değil. Ama bunun dışında da Türkiye'de
ki de gerçekten kendi toplumumuzun gücünü, kendi halkımızın gücünü gören bir yerden de bir yaklaşımı sergileyeceğiz. Tabii yerel yönetim seçimlerinin asıl planlaması, asıl yol haritasını biz kongreden, büyük kongremizden sonra bir kurultay gerçekleşecek, bir yerel yönetimler konferansı gerçekleştireceğiz ve orada da sürece başlayacağız. Şu anda teknik hazırlıklar aşamasında teknik hazırlıklar yapılıyor, öyle ifade edeyim. Evet, ama hedef olarak konuşulan ya, o daha önce alınmış o 102 belediyenin daha da üstüne çıkmak, tabii kayyumların elinden o belediyeleri almak. Şimdi tabii burada önemli olan bir yer daha var, İstanbul. Şimdi biz yani 2019'daki seçimlerde İstanbul'un bugün muhalefetin eline geçmesinde Halkların Demokratik Partisi'nin payı çok yüksekti. Baktığımızda o oy farkı da bir şekilde böyle oransal olarak bile baktığımızda bu çok net. Aslında matematik bunu ortaya koyuyor, bilim bunu ortaya koyuyor. Şimdi bu konuda İyi Parti'nin böyle bu konuda açıklamaları vardı. Ya işte herkes HDP sayesinde Ankara'yı, İstanbul'u aldık diyor da İstanbul'u bizim sayemizde kazandılar gibi bir yorumu vardı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in. Olmuş. Efendim? Çok iddialı olmuş. Evet evet, böyle bir açıklaması vardı kısa bir süre önce böyle. Onlar da iç muhasebe yaptıklarında bunu dile getirmişti. Şimdi şunu biliyoruz. Yerel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi İstanbul'da, Yeşil Sol Parti İstanbul'da muhalefetin adayını desteklemezse herhalde yani böyle büyük konuşmak yanlış olabilir ama yani biraz mucize gibi bir şey sanki. Yani öyle bir aday olacak ki herkesi öyle bir şekilde ikna edecek. Gerçekten de HDP'ye, yani sizin halk buluşmaları yaptığınız, HDP'ye öneri vermiş o kitlenin, yurttaşın, ya evet ya bu seçimde biz CHP ya da İYİ Parti'ye neyse onlara oy verelim demesi gerekiyor. Biraz böyle mucize gibi bir yerde duruyor. Yani HDP'nin desteklemesi çok zor bir şekilde gözüküyor. Tabii şimdi bu konuları konuşmak için erken ama sizin kişisel olarak yorumunuz nedir? Hani partiden de bağımsız bir siyasetçi olarak sorayım size. Yani HDP desteklemezse bu İstanbul alınmayacak gibi. HDP mesela o süreçte ne yapmalı, ne yapacak? Sizin yorumunuz nedir? Yani şunu söyleyelim, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok erken. Çünkü bunu kurullarımız konuşacak. Sonuçta en nihai kararda kurullarımız verecek. Ve o kurullar şu andaki kurullar değil, kongreden sonraki kurullar olacak. Yeni oluşacak kurullar. Ama şunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi meseleyi, yani biz çok biz sonuçta parti olarak bazı taktikler kurduk seçim döneminde. 2019 yerel yönetim seçimlerinde iktidara bitirmek gibi bir hedefimiz var. Üstelik yeni büyük kentlerinde iktidara kaybetmeyeceğiz ve bu hedefimize ulaştık. Bu bizim açımızdan bir başarıydı. Yine büyük şehirler, yani kendi bölgemiz açısından da maksimum oyu almak. Yine 65 belediye aldık ama ne yazık ki çoğuna yeniden kayyum atandı. Belki bölgede kısmen hedefimizin altında kaldık ama orada da özellikle Şırnak gibi küçük yerlerde nasıl asker polis kaydırdıklarını, nasıl bir mühendislik yaptıklarını çok iyi biliyoruz ki şu anda da yapacaklar. Yani yeni dönem açısından da onu yapacaklar. Ama yeni dönem açısından hakikaten şu soruyu seçmenimiz de biz de kendimize soruyoruz. Şimdi bu kadar, örneğin genel seçimlerde bu kadar büyük hatalar yapmış, yani bizim seçmen irademizi neredeyse nasıl diye doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum ama yani hani o güveni zedelemiş, yani bunu ifade edeyim. Sonuçta bir seçmen evet. güveninde bir zedelenme var. Özellikle de ana muhalefet partisi açısından. Yani örneğin işte bu bakanlıklar meselesi şu bu. Hani biz şunu söyleyelim, sonuçta biz Cumhurbaşkanı adayına destek verirken vaatlanmış bir söz üzerinden, bir protokol üzerinden belki vermedik. Ama şunu söyleyelim, gidip Ümit Özdağ gibi de anlaşma yapıp bakanlık dağıtın diye de herhalde desteklemedik. Yani hani bu kadar da uç bir yerde değildi. Şimdi böyle pratikler ortada, burada bir güven kırılması olduğunu ve böyle bir güven kırılmasının sadece partimizde değil, en temelde de seçmenimizde olduğunu, neredeyse bütün halk toplantılarımızda bunun eleştirisinin yapıldığını ifade edelim. O anlamıyla bizim açımızdan bugün baktığımızda valla işte büyük şehirlerde illa de muhalefette kalsın gibi bir temel yaklaşımımız niye olsun ki? Yani niye olsun? Yani şunu söyleyebiliriz, yani biz bir farklı başka partiyiz. Bu ülkede demokratik siyasetin gerçekten yol alması, kurumsallaşması, gelişmesi, bu halkın
aslında halkın özne olması için, yani bu temsili siyasetin daha da geri halkın özne olması için mücadele ediyoruz. O zaman yani ha onunla kalmış, ha onunla kalmış meselesine bizim seçmenimiz diyor, yani çok açık ve net seçmenimiz şunu diyor, vekilim diyor. Onlarda kalsa ne olur, onlarda kalsa ne olur? Şimdi masada tam da böyle bir soru var. Şimdi bu muhalefette kalsa ne olur, bu büyük şehirler saydığımız işte şu an muhalefette olanlar. İktidarsa da kalsa ne olur? Şimdi bu ne olur sorusuna bir yanıt oluşturmak gerek. Bir yanıt oluşturmadan bu soruya cevap vermek, vallahi işte benim gönlüm istedi, o daha sempatik, ona vereyim diyemeyeceğimize göre, siyaset de böyle kurmadığına göre, bu anlamıyla tabii ki süreci bu ne olacak sorusuna cevap oluşturacak bir yerden yanıtlanması gerekiyor. Biz halihazırda hiçbir partinin, yani özellikle de muhalefet kanadının da bu konuda böyle bir derdi olduğunu da açıkçası düşünmüyoruz. Yani geçtiğimiz çok yakın bir seçimin kendisi bu konuda çok ciddi yol kazalarıyla mağlul durumda. Çok ciddi siyasi etik yani problemler olduğunu düşünüyorum kişisel anlamda da. Evet. Bütün buradan çıkarıp yeni dönemde yeniden ya muhalefette kalsın diye elimizi taşın altına illa da koyacağımız bir durum olduğunu kişisel olarak düşünmüyorum. Çok evet. Açık ve net. Yani İstanbul'da CHP belediyesi mı olsun, şu belediye mi olsun sorusuna valla benim bugünden bir yanıtım yok. O da olsa olur, o da olsa olur. Çünkü ben çok da artık farklılaştıklarını, çok da değişim denilen şeyin altını doldurduklarını, gerçek anlamda Türkiye'nin önünü açacak bir siyaset ne genelde ne de yerelde kurmadıklarını düşünüyorum. Yani o anlamıyla bir madalyonun iki farklı yüzüyle karşı karşıyayız ama sonuçta aynı madalyon. O anlamıyla biz bütün bu soruları hem kurullarımızda soracağız hem de yeni dönemde bunları masaya yatırarak bu bizim halkımıza ne kazandırır, Türkiye siyasetine ne kazandırır, Türkiye siyasetinde bir değişimin, dönüşümün, nefes almanın kanalını açar mı açmaz mı diye tartışma bu aslında. Yani bugün bu kadar her şeyin siyasete tahvil edildi. Neredeyse işte bakın sendikal mücadele neredeyse evet. Durmuş durumda. İşte diğer mücadelelerin hepsi durmuş durumda. Her şey bir şekilde siyasete tahvil edilmiş ve meclise endekslenmiş durumda. Bir kısmı da işte yerel yönetimler üzerinden. Ama söyleyeyim şimdi bütün bu muhalif belediyeler örneğin demokrasi adına ne yaptılar bu ülkede? Yani az buz bir şeylerden bahsetmiyoruz ya. 16-17 milyonluk kent İstanbul'un kendisi. Evet. Bu kentte hangi işçi dinamiği oldu da bu belediye bu işçi dinamiğini besledi? Yoksa bu işçi dinamiğinin karşısında mı dur? Ya da işte bugün birçok yerdeki kent suçları bakımından gerçekten fark edilir, ayırt edici. Ya gidip seçmene ya ben şurada bir şey yapmak istiyorum işte halka. Sen buna rıza veriyor musun? Sen buna onay veriyor musun? Senin buna onayın desturun var mı diyen bir belediyecilik örneği mi var? Hani böyle bizim görmediğimiz çok farklı bütün bu sistem içi araçlardan arınan ya helal olsun vallahi oy verdik helal hoş olsun. Çok da iyi temsil edildi. Çok da iyi yaptılar. Bakın en azından şurada bir demokratik direniş odağı oluştu. Yerel ölçekli bir demokratik alan var burada. Nefes alabiliyoruz diyebileceğimiz bir şey var mı? Ben böyle olduğunu açıkçası düşünmüyorum. O anlamda da yani genel olarak halkımız da düşünmüyor. Onu da ifade edeyim. Diğer bir mesele. Geçen seçimde hani biz bizim taktiğimizdi. Sonuçta evet. Kimseyle bağlanmış yine bir ilişkimiz tuttu. Oy verdik ama şunu da gördük. Gerçekten daha önce de söyledim. Büyük bir nankörlükle karşı karşıyayız. Ya halkın hakkını teslim et. Ya tamam hani bize demiyorsunuz. Hani ya HDP'nin de bunda katkısı var demek istemiyorsun ama HDP seçmenini görmeyen bir siyaset HDP seçmeni de görmeyecektir yani. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Sonuçta dönüp yani burada milyonlarca bizim partilimiz çalıştı, çabaladı. Ben günlerce çalıştım biliyorum sahada milletvekili olarak. Hatta bazı muhalefet partilerinin vekillerinden belki çok çalıştık. Ama dönüp hani bir emeğinize sağlık diyen gerçekten o seçmenin emeğine de teşekkürü, vefayı görmediğimiz bir süreci yaşadık. Bu anlamıyla biz bu sefer böyle bir yaklaşıma daha mesafeliyiz. Bunu açık ve net ifade edelim. Tabii tartışacağız, konuşacağız. Dediğim gibi nihai kararları verecek. Ama masada sorular dizisi var. Her bir soruyu çek etmeden, her bir soruya yanıt oluşturmadan bunun emek mücadelesi boyutuyla soracağız, kadın mücadelesi boyutuyla soracağız, kent suçları boyutuyla soracağız, kadın özgürlük mücadelesi boyutuyla soracağız, yoksulluğa yaklaşım boyutuyla soracağız. Yani milyonlarca insan yoksul var İstanbul'da evet. Bu büyük kentler.
Hakikaten sosyal maalesef. Belediyecilik bütün bunlarda böyle sadece bir iki kent basıp, kart basıp işte 3-5 fatura yardımıyla olacak işler değil yani. O anlamda bütün bunları soracağımız, sorgulayacağımız bir süreçtir yeni dönem açısından. Evet, bir de siz böyle deyince de aklıma geldi. Mesela genel seçimlerde de şu an mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yani en çok oy çıkan yani iller Kürt illeriydi. İşte Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Van. Yani bir de karşılanma görüntüleri vardı sözünde yani. Sözünde duran bir parti, sözünde duran bir tabanız. Yani bu bizim evet. Seçmen değil dediğimiz mesele işte tam da Onur Bey. Bakın ben çok iyi biliyorum bazı partileri, belki isim vermeyen yani spekülatif olur ama benim seçim bölgemde şu çok açık ve net, yani söyleyelim de yani İYİ Parti'nin zaaflarının hepsinden Tayyip Erdoğan ya da Sinan Oğan çıktı. Çok açık ve net söylüyorum, iddiayla söylüyorum. Ama bir tane YSP'nin çıktığı zarftan başka bir isim çıkmadı ya da boş oy çıkmadı. Hepsinden Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. O anlamıyla partisiyle, tabanıyla söylediğini yani söylediğini yapan, eyleyen, bu anlamıyla sözünün arkasında duran, iradesini ortaya koyan bir parti ve halk gerçekliği var. Herkesin de bunu görmesi gerekiyor. Öyle bir masaya oturup masanın dışında da başka pratiklerin sahibi değiliz. Çok şükür. Öyle diyeyim. Evet, siz az önce mesela Kars'tan Kılıçdaroğlu yerine yani İYİ Partilerin Sinan Oğan'a oy verdiğini söylediniz değil mi Sayın Koçit? Yanlış ve Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan. Evet, Tayyip Erdoğan. Yani ilk gün akşam arkadaşlarımız sandık kurullarından geldiklerinde, okul sorumlularımız geldiklerinde bunu açık ve net bir şekilde ifade ettiler yani. Dediler sonuçta sandık kurullarında gözlemcilerimiz var ki Kars merkez açısından aynı zamanda kura çekilmişti ve biz resmi üye de verebildik sandık kuruluna. Arkadaşlar geldiklerine vekilim böyle oldu hani çok açık net böyle şeyler gördük diye ifade ettiler. Hani öyle açık ve net yani hiç şey yapmaya gerek yok ama bizim bir zarfımızdan YSP çıkan bir zarfımızdan başka bir aday çıkmadı. Zaten çıkamazdı da hani o başka bir şey ama boş atılabilirdi. Hani boş da atılmadığını gördük. O anlamıyla gerçekten bir kez daha halkımızla onur diyoruz, gurur diyoruz. Başımızı yeniden göğe erdirdiler. Ne desek azdır yani. Evet Sayın Koçi, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, katıldınız. Bütün sorulara içtenlikle yanıt verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit konuğumuzdu. Halkların Demokratik Partisi'nin yaz toplantıları, halk toplantılarından ne sonuç çıktı, ne eleştiriler yapıldı, kongre süreci, tabii yerel seçimler, genel seçimler hepsini detaylı bir şekilde konuştuk ve gerçekten de bilgi anlamında da çok verimli geçen bir görüşme de oldu aynı zamanda. Sayın Koçyiğit önemli açıklamaları oldu tabii. Halkların Demokratik Partisi'nin Yeşil Sol Parti'nin aslında yani 27 Ağustos'tan sonra o çatı altında, Yeşil Sol Parti çatısı altında birleşilecek ve HDP ismi değişecek Yeşil Sol Parti'nin de. O çatının hedeflerinden bahsetti. 102 belediye kazanmıştı parti. Hedefi, ilk hedef kayyumların, kayyum atanan yerleri tekrar kazanmak ve 102 belediyenin üstüne çıkmak. Bu Halkların Demokratik Partisi'nin hedefiydi. Tabii İstanbul merakla beklenen soruydu. Sayın Koçyiğit onu da yanıtladı. Yani madalyonun iki aynı yüzü. Bir tarafı aynı, diğer tarafı da aynı. Bunu halk toplantılarında da yurttaşların defalarca kez dile getirdiğini belirtti Sayın Koçyiğit. Yine bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti, o partilere eleştirileri vardı. Tabii daha 8 ay var. Tabii bu son kararı, son görüşmeleri. Ama masada da çok sorunun olduğunu da ifade etti Sayın Koçyiğit. Ve en son olarak da yani Kürt seçmenin sözünde durduğunu, bir söz verildiği son sözün tutulacağını ifade etti ve aslında Kars'tan çarpıcı bir bilgi de verdi aslında Sayın Koçyiğit. İddiasıdır ki yani o sandıklardan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Kars'ta birçok İYİ Parti'nin daha doğrusu Sinan Oğan'a, İYİ Parti seçmeni, işte Kılıçdaroğlu'na oy vermemek için Sinan Oğan'a, Erdoğan'a oy verdiğini ifade etti, iddia etti değerli izleyenler, tartışılacak açıklamalar. Konuşacağız bunları, daha çok konuşacağız, sıkça konuşacağız değerli izleyenler. İlk bölümün sonuna geldik. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başında yine dolu bir konuyla, ekonomiyle burada olacağız değerli izleyenler. Kısa bir ara, saat başında buradayız.
zam oranına eksik buldular. Onlar da tepki gösterdi. Bu sadece sırf kamu emekçilerini ilgilendiren bölüm ama Türkiye'nin geneline baktığımız zaman yurttaş adeta iktidar demişti ya biz yurttaşı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz diye yurttaş adeta bırakın ezmeyi yerin daha da dibine girdi. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Evet, hem ekonomi politikalarını konuşacağız hem de tarım politikalarını konuşacağız. Değerli izleyenler, girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte ki 2,5-3 yıldır sürekli artan bir şey. Çiftçi perişan, üretici perişan değerli izleyenler. Bu konuları konuşacağız. İki değerli konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut ve Halkların Demokratik Partisi'nin ekonomi ve tarım politikalarından sorumlu eş genel başkan yardımcısı Doktor Rıdvan Turan konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza ikiniz de. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Diliyorum. Sağ olun. Rıdvan Bey'e de selamlar. Evet, şimdi... Aleykümselam, başım üstüne. Evet, şimdi yani tarımı konuşacağız ama ilk önce dilerseniz genel bir ekonomi durumundan başlamak isterim. Sayın Barut, sizle başlayalım. Şimdi öyle bir tablonun içerisindeyiz ki özellikle de bu seçim sonrası yurttaş adeta evinden çıkamıyor. Daha doğrusu yurttaşların büyük bir kısmı da o barınma sorunu da yaşıyor. Bunu da ayrı bir parantez açalım ama gerçekten yurttaş enflasyona ezdirildi. Yurttaş enflasyon altında kaldı. Hemen hemen her gün bir ürüne zam geliyor. Yapılan iş yerlerinde yapılan zamlar da artık yetersiz. Yapılan zamlar da zaten şu an eridi bitti. Bir sonraki ay insanlar daha da borca girerek yaşıyor. Şu an Türkiye'de ortalama her yurttaşın 20-30 bin lira bankalara borcu var. Ele değmeyen paradan yurttaşlar borçlanıyor. Borç üstüne kurulu bir hayat. Ve bu böyle de devam edeceğe benziyor. Siz genel olarak ekonomideki bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım. Daha sonra Rıdvan Bey ile devam edeceğiz. Sonra tarıma geçeceğiz. Evet. Ülkemizde ekonomide kara tablo var. Maalesef AKP iktidarı tarafından özellikle seçimlere kadar 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine kadar bekleyip seçimlerden sonra zam yağmuru adı altında vatandaşlar şu anda inim inim inliyor. Yani gerçekten vatandaşa gördükleri bu revayı biz kesinlikle kabul etmiyoruz ve her zaman da vatandaşımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz ama AKP iktidarı seçim kazanmak uğruna her şeyi göze aldı. Her yolu denedi ve seçim kazandıktan sonra da bu yapmacık olan tavırlarının asıl yüzünü gösterdi. Vatandaşa iğneden iple, pirinçten una, şekerden yağa, mazottan gübreye her şeye zam geldi. Ayrıca zam gelmekle kalmadı. Dolar arttı, dövizler arttı, banka faizleri fırladı. Şu anda işte kamu bankalarını %18 diyor ama gerçek reel anlamda özel bankalara gittiğiniz zaman %50'nin 60'ın altında evet, faizle karşılaşamıyorsun. Buna rağmen hani biraz önce siz dediniz ya bankalara vatandaşların ortalama 25-30 bin lira borcu var. Bu faiz yükselmesine rağmen vatandaş kredi elde edemiyor. Öyle bir an yaşadık ki bankalar, kamu ve özel bankalar kredilerini tamamen durdurdu. Kredi kartlarındaki nakit avansları kısıtladı, limitleri evet, düşürdü. Hatta ekspertizi yapılmış, kredisi onaylanmış konut kredilerini bile durdurdular. Yani %50 ile 60 ile vatandaş para almak istediği zaman dahi bulamadılar. Vatandaşı %50 ile %60 ile paraya kim mahkum etti? Herhalde biz değil. Mevcut iş başındaki AKP iktidarının iş bilmemezliği, ekonomi bilmemezliği ve yönetimsizliği. Ve seçim uğruna da oldukça bütçeyi hoyrat kullanmaları. Ve yani biliyorsunuz meclis açıldıktan sonra evet, bu sene kaçıncı ek bütçe oldu hatırlamıyoruz. Yani Rıdvan Bey de işte beraber şimdi TBMM'de görev yapıyoruz. İnanın 3-4 kere ek bütçe adı altında yeniden borçlanma getirdiler. İşte AKP'nin iş bilmemezliği, ekonomiyi yönetememezliği, üretim yani üretimsizlik olması yani bir alım gücünü ne belirler? Üretim belirler. Evet. Maalesef üretim yok.
ithalata dayalı bir politika gidiyoruz her alanda. Yani her alanda, tekstilde, tarımda, gıdada tamamen ithalata dayalı bir politika gittiğimiz için hazıra daha dayanmaz. Misali şu anda seçimden sonra da yapılan o harcamaların faturalarını vatandaşa kestiler. Vatandaşa %25 zammı çok gören, emekliye %25 zammı çok gören iktidar, kendileri, yandaşları parayı cukkalıyorlar, 3-4 yerden maaş alıyorlar. Yani böyle çalışanları, onlar için hayat oldukça kolay. Vatandaş için çok zor günler geçiriyoruz. Vatandaş bunu görüyor. Gördü ama tabii seçim dolduğu için biraz iş işten geçmiş oldu. Şimdi yeni bir seçim olsaydı emin olun ki bu tabloyla karşılaşmayacaktık. Ama zaten AKP'nin gerçek yüzü de buydu. Gerçek yüzünü bu seçimden sonra belli etti. Yani hem ekonomide belli etti, hem bugün işte biliyorsunuz seçimi beklediler. Akbelen ormanlarında işte madencilik uğruna oraları, doğayı, ağaçları keserek, talan ederek oralarda belli ettiler. Ve bu özellikle seçime kadar beklediler ve oradaki köylülerimizi, kadınlarımızı, çiftçilerimizi, ormancılarımızı da marjinallikle suçladılar. Yani böylesine bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet, Sayın Turan, sizle devam edelim. Siz genel tabloyu nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Sizden de bir genel yorum alalım. Daha sonra devam edeceğiz. Onur Öncü, Türkiye'nin dibe doğru yönelerek artıyor. Özellikle hem toplumsal hem siyasal anlamda dibe doğru inen ülke, daha öncesinden başlamış olan ve giderek derinleşen bir ekonomik kriz konjonktürüyle karşı karşıya kaldı. Kuşkusuz bunlar rastlantı ya da birilerinin vazifelerini layıkıyla yapmıyor olmalarından kaynaklı değil sanırım. Bunların vardır ama netice olarak ekonomi konuşurken aynı zamanda devlet konuşmak lazım. Devlet mekanizmasını konuşmak lazım. Devletler ne yazık ki kapitalistler altlardan üstüne bir gelir transferi olarak rol oynarlar. Önemli vazifelerinden bir tanesi budur. Hızı kestim de sanırım bir rüzgar var. Bir arkadaşlarımız ilgilensin seste. Sonra devam edelim müsaadenizle. Çok sağlıklı gelmedi çünkü ses, o yüzden kusurumuza bakmayın. Evet, tekrardan Sayın Turan'ı bağlayacağız. Sayın Barut'la devam edelim. Sayın Turan geldiği zaman devam edeceğiz. Sayın Barut, şimdi tarımı konuşacağız. Şimdi baktığımızda biz burada defalarca kez haberlerini de yaptık. Haberleri yapmaya da devam ediyoruz. Hemen hemen her gün bir üretici, bir çiftçinin şikayetlerini haberleştiriyoruz, ekranlara getiriyoruz. Tabii siz sahayı da takip ediyorsunuz. Bu sadece bizim gördüğümüz, ekranlara yansıtabildiğimiz az sayıda. Ama genele baktığımızda gerçekten yani ben hiç, yani çok nadir, yani gerçekten şu an bir ülkenin bir tarım politikası var ve bir çiftçi de çıksın desin ki biz bunu çok değerli buluyoruz ve destekliyoruz desin. Gerçekten de yok. Siz de girişte de belirttiniz. Her şeye zam geliyor. Dolar ve döviz, avro, döviz kurlarındaki artış doğal olarak çiftçinin, üreticinin girdi maliyetlerinin artmasına sebep oluyor. Ve gerçekten de tablo kötü bir durumda. Tarımsal olarak baktığınız zaman ya Türkiye nasıl bu noktaya geldi? Gerçekten tarım olarak, tarım alanında zengin, geçmiş dönemde çiftçiye daha da değer veren bir ülkeyken şu an gerçekten çiftçinin çeyisi bile kalmadı. Siz nasıl yorumluyorsunuz mevcut iktidarın bu tarım politikasını? Evet, çiftçi geleceğini düşünmek durumundayken, geleceği özlerken, daha iyi günler beklerken maalesef sizin de söylediğiniz gibi şu anda üreticiler geçmişini mumla arıyor. Yani Türkiye'de bir tarım politikasının olmadığını söyleyebilirim. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve halinden memnun olan bir tane çiftçi daha yok. Yani o kadar çok kötü. Yani eskiden büyük çiftçiler bir nebze olsun biraz daha ektiklerinden, diktiklerinden biraz memnun olurlardı. Ama şu anda büyük küçük fark etmeksizin çiftçilerimizin durumu
çok sıkıntı ve tarım politikasının olmadığının da altını tekrar çizmek istiyorum. Daha önceki bu tek adam sisteminden önce ya da AKP iktidarından önce eskiden hükümetler sık sık değişirdi. Bakanlardan, hükümetlerden hükümetlere tarım politikası olurdu. Şimdi 21 yıldır, 22. yıla giden bir AKP iktidarı yolunda aynı iktidar olduğuna göre, iktidarlar değişmediğine göre şu anda bakandan bakana değişen tarım politikaları var. Yani bir uzun süredir bu alanda faaliyet gösteren, üreticilik yapan, tarımı her alanda yaşayan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı görevinde bulunan, Adana Şube Başkanlığı görevinde bulunan bir arkadaşımız olarak bu alanı çok yakından takip ediyorum. Kendi mesleğimde de çiftçilik var. İnanın ki o kadar çok bakan değişti ki artık biz de takip edemedik. Tarıma bir türlü işin ehli olan bakan gelmedi. Belki bir tane geldi, o da zaten maalesef kendine de söylediğimiz için başarılı olamadı. Aslında bir meslektaş olarak başarılı olmasını isterdik. Başarılı olamadı. Maalesef Türkiye'de üreticiler, tarım desteklenmediği için bugün bu durumda. Yani şöyle kısaca şöyle söylemek isterim. 2006 yılında bir tarım kanunu çıkarıldı. Evet. Bu tarım kanunun 21. maddesi der ki gayri safi milli hasılanın %1'inden aşağı olamaz der tarıma verilecek destekler. Ama maalesef o günden bugüne hiçbir zaman 0.50'yi bile, yani yarımı bile görmemişiz. Belki bir kere gördüysek %90'ında 0.33'lerde destek aldı. Koskoca tarıma bu sene verecekleri destek 57 milyar. Destek vermiyorlar. Bari köstek olmasalar köstek de oluyorlar. Yani destek vermiyorsun. Çiftçi bereketli topraklarda tarım yapıyor, üretim yapıyor. Bereketi başına bela oluyor. Nasıl oluyor? Bari destek vermiyorsun, bu sefer köstek veriyor. Nasıl yapıyor? İthalat yapıyor. İthalat sevdalısı AKP iktidarı maalesef özellikle ülkemizdeki biraz önce konuştuğumuz ekonomideki enflasyonu düşürmenin başlıca aracını tarım ürünlerindeki fiyatlara müdahaleyle, ithalat yoluyla gerçekleştiriyor. Yaş sebze, meyve, buğdayından mısırına. Bakın çok yakın bir zamanda çiftçilerimiz bir buğday hasatı gerçekleştirdi. Buğdayın fiyatının en az 11 liraya satması gerekirken tüccara 6 liraya sattılar. Ofis randevu verildi. Fındıkta da aynı durum var. Aynen. Şimdi de mısır hasatı bölgemizde başladı. Evet. Mısırın maliyeti 8 lirayı buluyor. En az çiftçi 9 lira ve üzerine satması lazım. Şu an ticaret borsasında mısırın fiyatı 5 liralarda, 5-5,5 liralarda. Diyor ki tüccar, uzak illerdeki tüccarlar, burada da 5 lira diyor, ben diyor 4 liraya 4,5 liraya alırsam diyor bu mısırı diyor ancak para kazanabilirim. 4,5 liraya, 5 liraya, 5,5 liraya mısır satmak, yani mısır ürününü çiftçinin elinden çıkarmak çiftçinin ölüm fermanıdır. Yani bu iktidar maalesef tarıma da bu kadar duyarsız. Onun için şu anda büyük küçük ayırt edilmeden çiftçilerimizin tamamı şu anda perişan haldeler, kara kara düşünüyorlar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Büyüğü de küçüğü de memnun değil. Çünkü bu ülkede biraz önce söylediğimiz gibi ekonomi bilmeyenler tarımı da bilmiyor. Bir tarım politikası yok. Evet, yani en azından son iki yıldır gerçekten bu bahsettiğiniz sorunlar her seferinde hep dile getiriliyor ama çözüm noktasında bir adım ileriye gidilmiyor. Bir cümle söylemek istiyorum. Buyurun. Yani bakın mazota bakın. Kısaca evet. Söyleyeyim, Rıdvan Bey geldi, onun hakkını kesmeyelim. Mazot son günlerde aldığı zamlarla, ÖTV'lerle evet. İnanın ki 20-25 liralardan, 24 liralardan 40 liraya dayandı. Herhalde bugün 1,5 lira daha gece zam bekleniyor. 40 evet. Liranın 40 bandının üzerine çıkıyor. Yani tarımda 3,5 milyar litre mazot kullanılıyor. O tarımsal amaçlı mazota verilen desteğin toplamı 12 milyar. Bakın 25 liradan 40 liraya geldiğinde litrede 15 lira. 15 lirayı da 3,5 milyarına çarparsan litreyle, 3,5 milyar litreyle 50 milyarın üzerinde. Yani 12 milyar destek veriyorsun ya. 50 milyarı diğer cebinden geri çalıyorsun. Allah'tan reva mı bu? Çok çok haklısın. Bu kadar net.
Evet, çok haklısınız. Evet, devam edelim Sayın Turan. Tekrardan hoş geldiniz. Seste bir sorun vardı, kusura bakmayın. Şöyle devam edelim. Siz yarım kalmıştınız. Hem gerçekten tarımla da alakalı ekonominin bu içinde bulunduğu durum, yurttaşın ezdirilmesi, enflasyonun ezdirilmesi ve tabii ki de şu an gerçekten de üreticiler Sayın Barut'un da belirttiği gibi zor günlerden geçiyor ki 2006'daki yasaya dikkat çekti Sayın Barut. Yani bugün Türkiye'nin bütçesi yapılırken belki de tarıma %1 de çözüm olur mu bilmiyorum ama mevcut kanun bile uygulansa belki de şu an bu kadar borca batmazdı üretici, çiftçi. Ama tabii başka yerlere çok farklı paralar da gidiyor. Bunu da eklemek lazım. Buyurun sizden devam edelim Sayın Turan. Yani tarım kanunundaki önemli, yani biz iktidardan yasalara uymalarını bekleriz ama bu yüksek enflasyonun seyrettiği koşullarda artık bir yaşam maliyeti krizinin iyice boyutlandığı koşullarda %1 uygulansa dahi yeniden ek bütçe ihdas olunmak durumunda kalınacak. Yeniden bu para yetmez hale gelecek. Esas mesele ekonomi için de böyle, tarım için de böyle. Biz her ne kadar bunları kendinden menkul alanlar olarak görüyor olsak da hepsinin kesişim kümesinde siyaset var. Dolayısıyla halkın geniş kesimlerinin, çiftçiler başta olmak üzere siyasete müdahil olmadıkları koşullarda, hani hep Fransa örneği verilir ya, bence çok iyi bir örnek olmamakla birlikte bir örnektir yine de. Bu kısır döngü sür git devam eder. Şimdi AKP iktidarının seçim öncesinde başlamış olduğu biraz böyle popülist politikalarla sanki halkın yararınaymış gibi gösterdiği süreç seçimden sonra deyim yerindeyse halının altına ne kadar pislik süpürmüşse bunların hepsinin ortaya çıktığını gördük. Ama pisliğin büyüğü ya da başka bir deyişle turpun büyüğü diyelim heybede. O heybede olan turp da yerel seçimlerden sonra çıkmayı bekliyor. Yani her açıdan iktidarın ekonomi programı ki ünlü Türk iktisatçısı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçtur vecizinden sonra kurun bir anda patlaması bugün geldiğimiz noktada Türkiye'yi hem bir devletin mali krizine hem bir ödemeler dengesi krizine ramak bırakmış durumda. Tabii borç bini aşmış halde. Geliyor mu sesim? Halka çıkıyor bu süreçte işte. Tabii şimdi Ayhan Bey söyledi 40 liraya çıktı. Çıkmak üzere bu akşam çıkacak mazot. Burada esasen nedir? Onlar hep şöyle mecliste böyle anlatırlardı. Derler ki işte ya uluslararası riskler var, jeopolitik riskler var. Bu sebeple hani bizim petrolümüz olsa biz bunu bedavaya vereceğiz deyim yerindeyse ama riskler. Peki şimdi 40 liraya çıkmasının geri planında hangi riskler var? Brent petrolün varili kaç para? Brent petrolün varili artmadığı halde Türkiye'de mazot nasıl 40 liraya çıkıyor? Bunun tek bir izahı var. Tek bir izahı var. Devasa bir bütçe açığı oluşturdular ve bu bütçe açığını finanse etmenin tek yolu vatandaşın ümüğünü sıkmak. Öyle mi? Yani bunu en çarpıcı olarak gördüğümüz yerlerden bir tanesi tarım alanıdır, çiftçiliktir. Kuşkusuz burada iktidarın yaptığı devasa hatalar bir faktör ama bir başka faktör de şu. Kardeşim biz örgütsüzüz. Böyle bir problemimiz var. Yani biz döne döne anlatırken çiftçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerekir. Yani Türkiye'de tarımsal üretimin önünde en önemli engellerden bir tanesi kuşkusuz girdi maliyetleridir. İşte mazotundan gübresine kadar şununa bununa kadar her şey dolarla dışarıdan temin ediliyor. Ama mesele yalnızca bu değil ki. Aynı zamanda çiftçi ne yazık ki artık bir piyasa aktörü haline dönüşmüş durumda. Devletin regülasyon mekanizmalarının ortadan kalkmasıyla beraber çiftçi karşısında da sermaye var. Çiftçi böyle olduğu koşullarda kalmasının tek bir koşulu vardır. O koşulda örgütlü olmasından geçer. Yani kooperatifler başta olmak üzere, sendikaları başta olmak üzere burada örgütlenmekten geçer. Bu anlattığımın
pek çok kesim açısından çok ütopik görüldüğünü farkındayım ben. Farkındayım ama bizim ülkemizin bütün çözüm sorunları çözümlüdür. Ama hiçbir çözüm çok kolay değildir. Özellikle gelinen noktada, yani bu konuda işte eski Köykop deneyimi gibi, 80 öncesinin Köykop deneyimi gibi bir deneyimi gündemleştirmeksizin, bu konuda örgütlenmeye dönük adımlar atılmaksızın biz sorunlarımızı çözemeyiz. Aslında durum şu. Yani ekonomiye bakıyoruz. İktidar ne yapıyor? Attığı her adımla yoksullardan, işçilerden, alt sınıflardan sermaye olağanüstü bir kaynak transferi yapıyor. Olağanüstü bir kaynak transferi. 940 milyar liraydı geçenki bütçede. Burjuvazinin, o patronların, para babalarının alınmaktan vazgeçilen vergi. Vergilerinin miktarı. Bütçede vergi harcamaları adı altında bir kalem var. Bunun işte asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının kısmını çıkartırsanız net 800 milyarı patronlardan devlet vergi almaktan vazgeçti kardeşim. İktidar vergi almaktan vazgeçti. Şimdi bu mekanizma ekonomide böyle çalışıyor da tarımda başka mı çalışıyor? Tarımda da küçük ölçekli çiftçilerden uluslararası tarım tekerlerine doğru inanılmaz bir artı değer transferi var. Bu bizim gibi yoksul ülkelerde, geri kalmış ülkelerde uluslararası tarım tekellerinin oluşturmuş olduğu sulta kaim kılınmak zorunda. İktidarların esas vazifesi budur. Bakın, Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, planlı tarım diye bir şey meclisten geçti. Şimdi yönetmelikleri de çıktı planlı tarım diye. Biz sosyalistler yıllarca planlı tarımı savunduk. Planlı tarım savunduk da bu planlı tarım demokratik planlamayı temel alan bir tarımsal anlayıştı. Yani bizzat kapayı elinden, bizzat tarlaya giden, ot yolan, tam önemli bir bilgi veriyordu Sayın Turan, orada bağlantı koptu. Sayın Turan, son cümleniz gelmedi, bağlantı koptu. Tekrar edeyim. Lütfen, geliyor mu sesim? Şu an geliyor, şu an geliyor. Lütfen. Biz planlı tarımı savunduk ama demokratik bir plan. Şimdi bu yaptıkları yasayla çiftçilikle alakası olmayan bir avuç bürokrat kardeşim Ankara'da oturacaklar. Vatandaşın ne ekeceğini, nasıl ekeceğini, nerede ekeceğini, hangi girdileri kullanacaklarına bunlar karar verecekler. Yani son derece bürokratik bir planlama kafası var bunlarda. Bu yasaya çıkartmalarının sebebi de gıda krizi sebebiyle, pardon şöyle ifade edeyim, üreticinin yanlış tercihleri sebebiyle Türkiye'nin bir gıda krizine yaklaşmakta olduğu tespitine dayanıyor. Bir dakika ya, üretici yanlış tasarrufta bulunuyordu. Siz ne yapıyordunuz 20 küsur yıldan beri? Deve dişi gibi bir sürü bürokrat geldi gitti, bir sürü bakanlar geldi gitti. Bunların hangisi gerçekten demokratik planlamaya ilişkin bir şey yaptı? Hangisi çiftçiyi insan yerine koydu? En şahikası Pakdemirli'dir. Adam CEO'ydu. Yani para kazanmaktı ama siz tarıma para gözüyle bakamazsınız. Tarım aynı zamanda bir varoluş halidir, bir sosyal varlık biçimidir, bir üretim biçimidir ve kadim bir bilgi birikimine tekabül eder. Sen onun başına CEO'yu koyarsan adam günün sonunda, o zaman Ayhan Bey'le beraber şeyde komisyonda çalışıyorduk. Dedi ki kardeşim paramız var ki ithal ediyoruz. O zaman ben demiştim ona, bir gün paran olduğu halde ithal edemezsin demiştim. Şimdiki bakan da ya paramız olsa da ithal edemeyebiliriz noktasına geldi. Nasıl geldi? Bir taraftan devasa bir iklim krizi yaşanıyor. Rekolte düştü. Pek çok üründe rekolte düştü kuraklık sebebiyle. Diğer taraftan da Rusya-Ukrayna savaşı ve daha olabilecek pek çok jeopolitik riskle birlikte paran varsa da ekmek bulamayabilirsin. Şimdi biz o noktaya geldik. Oraya da bu yırtma yapıştırma AKP aldı. Yine dedi ki işte biz planlı tarım yapıp da bu işin içerisinde, bu planlı tarım değil, bu gıda egemenliğinin yok edilmesidir.
Yani uluslararası tarım tekerlerinin Türkiye'de çiftçiyi domine etmesidir. Onlar tarafından çiftçinin ne ekeceğine, nasıl ekeceğine onlar tarafından karar verilmesidir. Çiftçinin kendi karar mekanizmalarını ortadan kaldırmaktır. Ve her açıdan zaten yaptılar bunu, işte planlı tarım güzellemeleriyle bilmem neyle çiftçiyi uluslararası tarım tekerlerine günün sonunda mecbur etmektir. Ben espri olsun diye söylemedim. Bak 5 yıldır bağırıyordum. Biz bir gıda krizinin kenarındayız. Bir saksı toprağı olan varsa bir domates biber eksin kardeşim. Yani ya mesela bizim köy gençleri tarımdan tamamen koptular. 55 civarında, 57 civarına geldi ortalama çiftçi yaşı, bu yaşlara geldi ve gençler kentlerde bir gelecek ararken kendi geleceksizliklerinin altına imza attılar. Benim kuzenlerim köye döndü ama şu anda çapa nasıl tutulacak, tırmıkla yer nasıl tırmıklanacak, ne bileyim tohum nasıl ekilecek, bunları yani o kadim bilgi birikimini bilmeyen bir kuşak var şu anda. Ya bundan daha büyük bir tehlike olabilir mi? Bundan daha önemli bir konu olabilir mi? Bunlar her bir şey milli güvenlik riski diyorlar, bilmem ne diyorlar. Sizden büyük milli güvenlik riski mi var? Bu tarımı siz bu hale getirdikten sonra bu memlekette ot bitmez hale geldi. Yani meralar başta olmak üzere köy tüzel kişiliğinin elindeki bütün kolektif mal varlığını yağmalar hale geldiniz. Bunu bir AKP'li vekil söylemişti. Eskiden Orman Genel Müdürlüğü köylüden ormanı korurdu. Şimdi köylü Orman Genel Müdürlüğü'nden ve arkasındaki tekellerden ormanı korur hale geldi. Bu bir günde olmadı. Bu bir bilgi birikimiydi. Bir yağmacı, talancı sürekli rant elde etmeye dayanan bir tarım politikasının günün sonunda şeyini izliyoruz. Yani ne diyelim, önemli bir fragmanını izliyoruz. Ben söyleyeyim, bu son yaptıkları yasaya çok şey atfediyorlar ama bu yasanın geri planından bir şey çıkmayacak. Bu yasa olumlu hiçbir şey doğurmayacak. Çünkü AKP'nin kafası tarımcı bir kafa değil. AKP'nin kafası tarımı bir spekülasyon malzemesi, üzerinden kar elde edilebilecek bir rant aracı olarak görüyor. O sebeple güya regülasyon yapıyor, ithalat yapıyor. Piyasa regülasyonu ithalatla yapılmaz ki. Bu Özal'ın uyduruğu. Zamanında Özal'ın uyduruğu bu. Neoliberalizmin yani uyduruğu. Ya neoliberal ülkeler bile böyle yapmıyorlar. Neoliberalizmin şahikası olan ülkeler bile önce kendi çiftçisini destekliyor ki oradan elde edeceğim diyor, günün sonunda piyasa regülasyonu açısından ürünün artması fiyatları düşürecektir diyor. Sen bütün kamu iktisadi teşekküllerini, özellikle tarımsal kitleri kapatmışsın. Bir kısmını sermayeye peşkeş çekmişsin, bir kısmını işini boşaltmışsın. Hani onlar arpalıktı ya, sözüm ona. Şimdi çiftçi tek başına kaldı. Evet. Neyle? Yerli işbirlikçileri olan uluslararası tarım tekelleriyle ve açlık, yoksulluk giderek boyutlanıyor. Şunu söyleyerek bitireyim Onur Öncü. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonu ortadan kaldırmanın en önemli adımı öncelikle gıda enflasyonunu düşürmektir. Gıda enflasyonu nasıl düşürülür? Gıda maliyeti enflasyonunu düşürmekle. Yani tarımsal girdileri aşağı çekmekle. Başka aynı zamanda üretimi artırmak ve çiftçilerin örgütlülüğünün önündeki engelleri ortadan kaldırmakla. Merkez Bankası bile diyor ki %60 küsürlerde olacak diyor. Revize ettiler gıda enflasyonunu yıl sonu itibarıyla. Ben söyleyeyim yani %130-140'ın altında asla değil bu enflasyon. Kesinlikle, asla değil. Kesinlikle. Çarşı pazar öyle. Salatalık olmuş 30 lira ya. Bamya olmuş 80 lira, 90 lira. Burası tarım memleketi ya. Bunlar hiç utanmıyor mu? Bir utanan biz miyiz yani bu kadar şeyin içerisinde? Ne diyeyim, Allah bildiği gibi yaptı. Ve burası bir tarım ülkesi değil. Montaj sanayinin egemen olduğu, tarımın tasfiye edildiği, insanların hizmet sektörüne ötelendiği bir yoksullar ve orta
düzeyde gelişmiş bir ülke olacak. Yani bu orta gelir tuzağından tarım kalkındırılmadan, katma değerli tarımsal üretim yapılıp güçlü ihracat yapılmadan kardeşim bu işin altından kalkmak mümkün değil. Evet, burada Sayın Borut'a dönelim. Önemli tespitler Sayın Turan. Şimdi peki mesela çözüm, düzelme konusundan devam edebiliriz sizin de bıraktığınız yerde ama siz az önce Sayın Turan da bir belirtmişti. Aslında bugün biraz örgütlenmeden de bahsetti ve 80 öncesi Köykop örneğini de verdi. Evet, şimdi mevcut bir tablo var ama en azından bugün bir teşhis yapılabiliyor. Bir teşhis var ortada. Doğalında teşhis varsa çözüm yolları da bir şekilde daha kolay bulunabilir. Sizin çözüm öneriniz nedir? Bu durum nasıl düzelir? Kara bir tablo var gerçekten ortada. Ki az önce gıda enflasyonundan da bahsetti Sayın Turan. Gerçekten şimdi çarşı market hepimiz çıkıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Bazı yerlerde de salatalık 30'un da üstünde bu arada. Bir de böyle bir durum var. Geçen hafta domatesi 20 alıyorduk, şimdi 40 oldu mesela. Ne oluyor işte? Çürümüş domatesleri marketler koyuyor. Daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Ondan da başka sağlıksal problemler de çıkıyor. Sizin yorumunuz nedir? Size devam edelim Sayın Barut. Evet, çözüm çok basit aslında. Yani çiftçimize ürettirecek modelleri, ürettirecek destekleri vermek, yani tarımsal üretimi, çiftçinin faaliyetini, tarımsal faaliyetini sağlattırmak, ürettiği ürünü de satmak, yani üreticinin değeriyle elinden çıkarması lazım. Bunun için de çiftçiye destek verilmesi gerekiyor. Yani özetle, çiftçi yerli, hani yerliyiz ve milliyiz diyorlar ya, evet. Yerli ve milli olmadıklarını hepimiz biliyoruz. Çünkü yaptıkları politika maalesef yerli ve milli bir politika olmadığını gösteriyor. Tam tersine bizim kendi üreticilerimizin hasat döneminde tam da ürününü satıp, eskiden hasatlar bayram havasında, şölen havasında geçerdi. Şimdi üreticilerimizin bu bayram günleri kara günlerine dönmüş. Üretici son yıllarda maalesef hasat dönemlerinde hiç sevinemiyor. Hasat çıktığına adeta nereden bakarsanız bakın üzülüyorlar. Çünkü ürettikleri ürünleri değerinde satamıyorlar. Evet. Niye? Yerliyiz, milliyiz diyenler yurt dışından ithalat yaptığı için başka ülkelerin çiftçilerine, Türk çiftçilerinin yani Türkiye'deki çiftçilerimizin kazanacağı paraları başka ülkelerdeki çiftçilerin cebine döviz olarak gidiyor. Bakın geçmişte bir tarım bakanımız Fransa'da Fransa tarımına yaptığı katkılardan dolayı bir şey aldı. Madalya, nişane diyorlar ona, bir şey aldı. Yani ya sen Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım bakanısın. Yani sen Türkiye çiftçisine yapman gerekeni Fransa tarımına koyduğun katkılardan dolayı orada ödül alma hakkın var mı Allah'ını seversen? Yani dolayısıyla çiftçiliği, tarımı kalkındırmanın, çiftçiyi kalkındırmanın yolu ithalatı kesmekten geliyor, kaynaklı geçiyor. Ve ithalatı kestikten sonra da tarımsal ürünlere destek vermekten kaynaklanıyor. Yani bakın yandaş medyaya, yandaşlara, yandaş iş adamına, sanayiye, her yere akıtıyorsunuz ama söz konusu sarı sıcakta, 45 derece sıcakta elinin nasırıyla, alınları terli, elleri nasırlı üreticilerin emeğine geldiği zaman maalesef bunu göz ardı ediyorsunuz. Yani bu işte doğru değil. Yani başta ithalatı keseceksiniz ve tarıma destek vereceksiniz. Bugün 57 milyar desteği 3 katına, yani gerçek %1 ve üzerine çıkarmalısınız. Ürünlerimizi gerçek değerinde satmasını sağlamalısınız. Eğer bazen bunların yani açık düşük ürünlerdeki fiyatlara bazı açıklamalar var. Efendim dünyada işte piyasa, borsa fiyatları çok düşük. Onun için böyle gidiyor. Tamam, olabilir. Dünya piyasası da düşük olabilir ama benim üreticim yüksek maliyetle üretiyor. Yani bugün mazota zam geldiği için temel olarak girdi olarak kabul ediliyor. Bütün girdilere, üreticinin kullandığı bütün girdilere zam geliyor. Dolar arttığı zaman da yine ilaca, tohuma, gübreye zam geliyor. Dolayısıyla
çiftçinin yüksek maliyete ürettiğini eğer piyasa fiyatları piyasada sattırmak istiyorsan aşağı kalıyorsa sen o devlet olarak, iktidar olarak gereğini yapacaksın ve çiftçinin bir maliyeti var. Maliyetin üzerine koyup satması gereken bir fiyat var. O fiyatla piyasadaki oluşan aradaki farkı çiftçiye prim olarak ödeyeceksin. Sen bunun için varsın. Dolayısıyla çiftçiyi kaderiyle baş başa bırakırsan maalesef çiftçi de artık tarımdan uzaklaşır. Bakın 2002'de bunlar iş başına geldiğinde bu ülkede 2 milyon 800 bin üretici vardı ÇKS kayıtlarına göre. Şimdi 700 bin çiftçi, 700 binin üzerinde bu rakam her geçen gün artıyor. Çiftçi tarımdan koparıldı, uzaklaştı. 2 milyon 100 bine düştü. 700 binin üzerinde çiftçi. Ve Türkiye'deki çiftçinin yaş ortalaması maalesef artık gençler tarımı, çiftçiliği sahiplenmiyorlar, yapmıyorlar. Çiftçilerin yaş ortalaması 55-60'a dayandı. Gide gide çiftçi kalmayacak. Dolayısıyla bunları çözmesi gereken iktidar maalesef biraz önce de Rıdvan Bey'in de belirttiği gibi bu 23 Mart 2023 tarihinde bir tarım ve ormanla ilgili bir yasal düzenlemeyi içeren bir torba kanun getirdiler. Saçma sapan maddelerle doluydu ve onun devamında ben bir şey söylemek istiyorum. Haklı olduğumuzu o gün orada mücadeleler yapmıştık birlikte. Haklı olduğumuzu bugün görüyoruz. Bu yasaya dayanarak şimdi yeni bir yönetmelik arayışı içerisindeler. Üniversitelere, demokratik kitle örgütlerine, çiftçi örgütlerine sormadan bir yönetmelik taslağı var. Bu içerisinde cezalar, yasaklar, mülkiyet haklarına, miras hukukuna aykırı çiftçimizin ektiği ürüne işte kendilerinin karar vereceğinden başlayan bir dizi saçma sapan bir yönetmelik düzenlemesi var. Şu anda üreticiler çok bu konuda rahatsız ve huzursuzlar. Bir 13 kişilik bir kurul oluşturuyorlar. Bu 13 kişilik kurulun Türkiye'deki bakanlıktaki kurulun yansıması illerde de aynı boyutta oluyor. Ve masa başında oturan bürokrasi çiftçimizin ne ekeceğine, ne dikeceğine karar verecek. Eğer onların söylediğini yapmazsan ceza var. Hem de katlanarak artan cezalar var. En önemlisi de burada bu arkadaşlarımızın bunlara karar vermede teknik kadro, mühendis sayısı, oradaki eksiklikler ve özellikle de kişinin mülkiyet hakkına gasp da var. 2 yıl olası zorunlu nedenlerle eğer üretici tarlasını 2 yıl ekememişse, boş bırakmışsa diyor ki devreye ben girerim istediğim kuruma, kişiye, tüzel kişiliğe ya da kişilere kiraya veririm diyor. Kiraya veririm diyor. Tamam, belki gelirini, kira gelirini mal sahibinin şeyine, bütçesine, onun şeyine verecektir ama zilli sahipliğine, ama burada bir insan kendi mülkünün üzerinde tasarruf nasıl olur da kullanamaz? Yani inanın bu AKP iktidarı şaşkın ördek gibi geriye doğru yüzüyor. Her alanda geriye doğru yüzüyor. Bunların çözümü çok kolay. Çözüm özellikle tarımsal açıdan dediğimde biraz önce de söylediğim gibi ithalatı yasaklayacaksın, üretimi artıracaksın ve aradaki eksik kalan bölümleri tarımsal destek olarak çiftçiye sunacaksın. Çiftçiliği tarladan, tarımdan uzaklaştırmayacaksın. Tarım öyle bir meslek ki çiftçilik. Şimdi memursan bu kurumda çalışırken başka bir kuruma gidip tayin isteyebilirsin. Biraz zor olur ama geçiş sağlayabilirsin. İşçiysen yine başka bir işten bir başka işe atlayabilirsin. Ama çiftçiliği terk eden çiftçi bir daha çiftçiliği terk ettikten sonra oraya dönemiyor. Çünkü ona göre çiftçiliğin alet ekipmanları, tarlası, traktörü, römorku, pulverizatörü, o ekipmanı kurmak, onu bir araya getirmek çok zor. İşte gelin bizim için temel gıda üreten ülkeler, büyük büyük şehirlerimiz için yaş sebze meyve üreten bu çiftçilerimizi görmezden gelmeyin AKP iktidarı. Bu çiftçi üretmezse ne yiyeceğiz? Beton mu yiyeceğiz? Petrol mü içeceğiz? Yani bu kadar önemli hayati bir olayı icra eden çiftçilerimize görülen bu reva değil.
Evet, son birkaç dakikamız kaldı. Belki de şuna bir parantez açmak lazım. Belirttiğiniz gibi Sayın Turan da belirtmişti. 940 milyar liralık bu vergi silinmesi. Yani belki dünyanın her başka ülkesinde... Yandaşlara yani vermeyin, kısın. Asla bu vergi vermiyorsan Almanya'daki en büyük suçlardan biri vergi. Cinayetten sonra vergi kaçakçılığı gelir. Şimdi baktığımız zaman 940 milyar liralık şey yani... Yani bir kısmı bu vergiler alınsa belki de bu sorunlar evet kısa vadede çözüm olabilirdi, uzun vadede zor olurdu. Sayın Barut, birkaç dakikamız kaldı. Bu konuyla ilgili hem sizden yorum alayım, ardından da Sayın Turan'dan alıp kapatmamız lazım. Valla biraz birkaç önce cümle söyledim Onur Beyciğim. Yani iktidarın evet, yandaşlarına yaptığı, beşli çeteye yaptığını, evet, efendime söyleyeyim, dış ülkelere harcadığı, ithalata verdiği parayı gerçekten ülkemizdeki ekonominin düzelmesi için ve tarım alanında da çiftçilerimize bu destekleri vermiş olsalar, bizde evet, su var, doğa var, güneş var, toprak var, bilgi birikim, teknoloji var. Bizim üreticimiz daha çok fazlasını üretir ve bugün içinde hem ülkemizdeki iç ihtiyacımızı karşılarız hem evet, de ürün fazlasını ihracat yaparız. Yeter ki hortumu keselim. Hortumu kesmediğimiz için hortum büyüdü. Daha büyük hortumlarla AK Parti yandaşlarına doğru akmaya devam ediyor. Bunu kesersek her şey yoluna girer. Evet Sayın Turan, sizden de son yorumlarınızı alalım. Bir defa bir yeniden yapma lazım. Gıda egemenliği, gıda güvenliği ve gıda güvencesi temelinde yerelleri esas alan, küçük ölçekli çiftçileri esas olarak destekleyen, agroekolojik doğayla uyum içerisinde yeni bir üretim perspektifine ihtiyaç var. Bunun içerisinde çiftçilerin desteklenmesi ama özellikle de çiftçi örgütlerinin önlerinin açılması gerekli. Bunların yapılabilmesi için de tabii ki tarımsal kitlerin yeniden kurulması, devletin burada bir hakem rolüne bürünerek, aslında hakem demeyelim, yani güçsüz olan ve üretmek durumunda olan küçük ölçekli çiftçi lehinde karar alması ve destekleyici tedbirleri alması gerekir. Bunlar neoliberal tarımsal politikaları reddetmeksizin ne yazık ki mümkün olmuyor. Yani siz uluslararası sermayenin isteği doğrultusunda bir tarımsal üretim yapmayacaksınız. Bu dediğim başlıklar altında yeni bir felsefeyle, yeni bir perspektifle üretimi yapacaksınız ve bunu ihraç edeceksiniz. Mesele bu. Bu işten çıkmak ancak ve ancak böyle mümkün olur. Bu yapılamaz değil. Evet zordur ama artık gelinen noktada doğru bildiğimiz yanlışlardan uzaklaşmak ve ezberleri değiştirerek yeni bir yol açmakla karşı karşıyayız. Gıda krizi giderek boyutlanıyor tüm dünyada, daha da boyutlanacak ve bunun en fazla vuracağı ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Türkiye olacak. Evet, ne yazık ki virgül koyacağız programa, nokta koyamıyoruz. Daha konuşulacak konular da vardı, soracağım sorular da vardı ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Sayın Turan katıldığınız için, çok teşekkür ederim Sayın Barut zaman ayırıp katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz biz de. Çok teşekkürler, iyi yayınlar olsun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, AKP'nin tarım politikalarını konuştuk, ekonomiyi konuştuk. İki değerli konuğumuz vardı, iki konuğumuz da tane tane anlattı. Hem sorunlara dikkat çekildi ama çözüm önerileri de var. Teşhis yapıldı. Peki nasıl çözülecek? İşte o sorular muhalefet cephesinde var. Ancak iktidar cephesinde farklı bir teşhis ve farklı bir çözüm yöntemi var. Belli ki tarım politikalarında iktidarın ele aldığı politik hat şu an ülkeyi daha da zarara sokuyor. Çiftçiyi, üreticiyi daha da perişan hale getiriyor değerli izleyenler. Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Saat başında siyaseti konuşacağız. MHP'yi konuşacağız, İYİ Parti'yi konuşacağız, CHP'yi konuşacağız.